Abdullah Bey, geçtiğimiz gün Hasan Cemal sizinle ilgili bir yazı yazdı, bir röportaj yapmış. 16 yaşında oğlunuz dağa çıkmış, PKK'ya katılmış. 5 ay tutuklu kaldıktan sonra siz bir gün eve geldiğinizde demiş ki oğlunuz, Hasan Cemal'in satırlarından aktarıyorum, ben artık bu ülkede demokrasiye falan inanmıyorum, dağa çıkıyorum. Siz ne düşündünüz acaba? Çünkü bugüne kadar da hep vazgeçirdim diyorsunuz. Ve bir şey de çok açık soracağım. Siz KCK davasından yargılanıyorsunuz ve bir yandan da Sur Belediyesi'nde %65 oyla en son anladığım kadarıyla belediye başkanı seçildiniz. Siz PKK'lı mısınız? Ben şunu söyleyeyim. Ben bir Kürdüm, barış severim, özgürlük severim ve demokratım. Böyle değerlendirilmeli. Ben demokratik siyasete inanan biriyim. Bu nedenle bizim var olan resmi ideolojiye her karşı çıkışımız biraz önce söylediğiniz suçlanmayla karşılaşmamıza neden oluyor. Sorun PKK'lı olup olmamakla alakalı değil. Sorun bu ülkede farklı kültürlerin, farklı kimliklerin, farklı inançların var olduğunu söylemek ve bunu kabul etmektir. Şimdi resmi ideolojiye karşı çıkan herkes maalesef böyle nitelendiriliyor ve bu artık çözüm değil. Çözüm artık bu ülkede demokratik bir süreci yaşayarak birlikte yaşamanın prensiplerini yaşatmak. Biraz önce benim çocuğumdan örnek verdiniz. Oradaki bütün çocukların benim çocuklarımdan farkı yok. Ama şu bilinmeli, demokratik siyasetin önü kapatılırsa insanlar böyle bir yöntem seçmek zorunda kalır. Biz de şunu söylüyoruz. Demokratik siyasetin önü açılmalı ki dağdan inişler olsun. Bu nedenle aslında bir trajedidir bizim Kürtlerin yaşadığı. Bu örnek belki binlerce orada bulunan çocuğun yaşadığı şeyi anlatıyor. Artık herkes anlamalı. Sorun ekonomik değil. Sorun başka bir sorun da değil. Sorun bir özgürlük sorunudur. Eğer ekonomik olsa benim çocuğumun ekonomik bir sıkıntısı yok. Çok iyi bir öğrenciydi. Ama demek ki o insanın halen bir özgürlük sorunu var. Demokrasi ve özgürlük ve barış demokratik siyasetle gelir. Ama siz bunu tıkatırsanız, bizleri içeri alırsanız, o görüntüler içinde bizi gösterirseniz toplumun diğer kesimi şunu anlar. Demek ki demokratik siyaset yapmak suçtur. O zaman biz de başka yöntemlere gidelim. İşte Türkiye bu süreçten kurtulmalı. Bunun için de bu dava çok önemli. Bu dava demokratik siyasetin ya önünü açacak ya da tıkayacak ve çok daha yanlış sonuçlara neden olacak. Ben olumlu olmasını bu anlamıyla çok önemsiyorum. Şimdi tarihi bir süreçten geçiyoruz. Ateşkesin kalıcı barışa dönüştürülmesini geliştirecek kadar da çok önemli. Peki artık Abdullah Bey, şunu merak ediyorum. Siyaset gelişsin. Şimdi bu KCK operasyonu ilk başından beri çok tartışmalara neden oldu. Mesela bu ilk başta bu kelepçeli fotoğraflar yayınlandı. Sanırım siz de bu fotoğraflarda o sıraya dizilen, yanında polislerle durdurulan belediye başkanlarından bir tanesiydiniz. Elinizde plastik kelepçeli takılan. Şu anda o görüntüleri de ben ekrana getiriyorum. Böyle bir muameleyi bekliyor muydunuz? Çünkü KCK sanki başından sonuna kadar tasarlanmış bir operasyon olarak gözüktü. Kamuoyuna da böyle yansıdı. Mesela o kelepçeyi kim taktı size? Planlanmış mıydı? İlk başta onu buraya geleceğini biliyor taktı. Muydunuz? Kim taktı? Onu polisler taktı. Aslında orada kelepçe bize takılmadı. Halka şu söylendi: İradenizi kelepçeliyoruz. Ve şöyle bir mesaj verilmek istendi. Siz siyasetçi dediğiniz insanları biz kelepçeleyip tutukluyoruz. İşte görün, geride kalanları tehdittir bu. Veya bize oy verenlere yönelik bir tehdittir. Siz siyaset yaparsanız sonucu böyle olur demektir. Sizin acaba kelepçenizin... hiç düşünüldü mü? Bunu takanlar birçok Kürt gencinin dağa gidişine neden oldu. Abdullah Bey, bu nedenle sizin kelepçenizi öğrenciniz takmış, doğru mu? Siz aynı zamanda öğretmensiniz. Sizin kelepçenizi öğrenciniz mi takmış? 24 Aralık gecesi belki o hüzünlü tablo, o kötü tabloyu bir başka boyutuyla ben de yaşadım. O anda bir polis belki benim kim olduğumu bilmeden önce
Ama sonra soyadımı öğrenince benim öğretmeni olduğumu anladı. Kelepçeyi takarken o da ben de